Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimizde bugünkü konumuz üssü sayılar. Üssü sayılarla ilgili çeşitli işlemler, sadeleştirmeler, üssü sayılarla ilgili denklemleri sorular eşliğinde burada çözümleyeceğiz. İlk sorumuzu görelim. 2 üzeri x artı 2 eşittir a, 5 üzeri x artı 1 eşittir b ise 10 üzeri x ifadesinin a ve b türünden değeri nedir? Sorumuzu alalım. Üzeri x artı 1 eşit b. Bizden istenen 10 üzeri x ifadesi. Şimdi biz 10 üzeri x'i 2 çarpı 5 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Bu da 2 üzeri x, 5 üzeri x olarak yazılabilir. O halde yapmamız gereken 2 üzeri x ve 5 üzeri x'i burada yalnız bırakmak. Önce şundan başlayalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 eşittir a. 2 üzeri 2 4. O halde 2 üzeri x'i yalnız bırakmak için ne yapalım? 4'e bölelim. O halde 2 üzeri x'in değerini bulduk. 5 üzeri x artı 1'in de değerini bulalım. 5 üzeri x çarpı 5 eşittir b. 5 üzeri x'i yalnız bırakırsak b bölü 5. Şöyle diyelim. Şimdi burada yerine yazacağımız neydi? 2 üzeri x'in eşiti a bölü 4 çarpı 5 üzeri x'in eşiti b bölü 5. Çarptığımız zaman a çarpı b bölü 20 olarak 10 üzeri x'in a ve b cinsinden ifadesini bulmuş oluyoruz. O halde sorumuzun doğru cevabı b şıkkımız olacaktır. 2 üzeri x artı 1 artı 2 üzeri x artı 2 artı 2 üzeri x artı 3 bölü 2 üzeri x eksi 1 eksi 2 üzeri x eksi 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi ifadede her bir terimde 2 üzeri x var. O halde biz ifadeyi 2 üzeri x parantezine alarak çözümleyebiliriz. X artı 1 artı 2 üzeri x artı 2 x artı 3. Üzeri x parantezine alalım dedik. Yukarıya aldığımızda ne kalacak? 2 üzeri 1 artı x'i aldık. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3. Hemen aşağıya düzenleyelim. 2 üzeri x parantezinde 2 üzeri eksi 1 eksi 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri x'leri hemen yok edelim. 2 artı 2 üzeri 2 4 artı 2 üzeri 3 8. Eksi olduğu için 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'nin karesi, yani 1 bölü 4 diye direkt yazalım. Burada ne yapmamız lazım? 2 ile payda eşitleriz. Hemen yukarıyı halledelim. 8, 10, 14. 2 kere 1, 2, 1 çıktı. 1 bölü 4. O halde 14 çarpı ters çevirip ikinci kesi çarptığımızda demek ki sonuç 56 olarak bulunmuş olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacaktır. 6 üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri x artı 1 olduğuna göre 4 üzeri x eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır? Sorumuzu yine alalım. 6 üzeri x eksi 1, 3 üzeri x artı 1. Şunu 2'nin kuvveti şeklinde yazarsam 2 üzeri, yani bu da 2 üzeri 2x eksi 4. Böyle dursun. Şimdi gelin buraya. Ben 6'yı 2 çarpı 3 üzeri x eksi 1 diye ayırabilirim. O halde üs aynı olduğunda bunları da tabanları ayrı ayrı yazabiliriz. 2 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x eksi 1 eşittir 3 üzeri x artı 1. Her tarafı 3 üzeri x eksi 1'e bölersek 2
2 üzeri x çarpı, şunu da ayıralım, 2 üzeri eksi 1 eşittir. Tabanlar aynı olduğunda üste çıkarttığımızda eksi olarak çıkacak. 3 üzeri x artı 1 eksi x artı 1. X'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 3 üzeri 2. O halde 2 üzeri x çarpı 1 bölü 2 eşittir. 3 üzeri 2 de 9. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2 üzeri x eşittir 18. Şimdi gelelim şuraya. En son ayırmıştım. O halde 4 üzeri x eksi 2 eşittir diyorum. 2 üzeri x'in karesi çarpı 2 üzeri eksi 4 şeklinde yazabilirim. 2 üzeri x'in değeri kaçtı? 18. Gelip yazarsak 18'in karesi çarpı, bu da ne olacaktır? 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 16. O halde gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bu da 18 çarpı 18 diye düşünebilirsiniz. 2'ye böldük 8, 2'ye böldük 9, tekrar 2'ye böldük 4, tekrar 2'ye böldük 9, 81 bölü 4 olarak bu ifadenin değerini bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olacaktır. X üzeri 1 artı 2 üzeri A, Y eşittir 1 eksi 2 üzeri eksi A olduğuna göre Y'nin X cinsinden değeri nedir? Yine sorumuzu alalım. Sorularda görmüş olduğunuz gibi tabanlar aynı ve arada çarpma işlemi olduğunda yaptığımız şey hep üstleri toplamak. En çok kullandığımız özellik. Y de eşittir 1 eksi 2 üzeri eksi A. Şimdi 2 üzeri A'yı yalnız bırakmak için bir bu tarafa atalım. Görüyoruz ki şurada üzerinde eksi A var. O halde ben bu ifadeyi de üzeri eksi A olabilecek şekilde ne yaparım? Bunu eksi A yaparsam bunu da ters çeviririm. 1 bölü x eksi 1 olur. O halde 2 üzeri eksi A yerine gidip 1 bölü x eksi 1 yazalım. Payda eşitleyelim x eksi 1 ile. X eksi 1 toparlarsak x eksi 2 bölü x eksi 1 y'nin x cinsinden ifadesi olarak bulunmuş olur. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız olacaktır. 2 üzeri x eksi 4 bölü 2 eşit 66 ise x hangi aralıktadır? Arkadaşlar bu tarz sorularda 66, 2'nin hangi kuvvetiyle hangi kuvveti arasında olur diye düşüneceğiz. Şimdi 2'nin kuvvetleri işte 16, 32, 64, 128, 256 şeklinde gidiyor. Şimdi 66, 64'ten büyüktür, 128'den küçüktür. Demek ki 66 bu aralıkta değişebilir diyoruz. O halde x eksi 4 bölü 2 eşit 66 dedik. Demek ki 66, 128 ile 64 arasında değişiyor. Peki 64, 2'nin kaçıncı kuvveti? Buna bakalım. 5. kuvveti 32 dedik. Demek ki 6. kuvvet. 2 üzeri 6. 66'nın eşiti nedir? 2 üzeri x eksi 4 bölü 2. 128 de 2'nin 7. kuvveti. Şimdi tabanlar aynı olduğuna göre hemen şu forma getirebiliriz. Hemen 2 ile her tarafı çarpıp bu 2'den kurtulalım. 14. Eksi 4'ü artı 4 olarak her iki tarafa eklersek. Küçük 14 artı 4 toparlayalım. 16 küçük x küçük 18. Demek ki x 16 ile 18 arasında değişecektir. Şıklarımıza baktığımızda A şıkkımız sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 6 üzeri x artı 2 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x artı 1 eşittir 82 ise x kaçtır? Sorumuzu alalım. Ve
bölü 82 dedik. Şimdi arkadaşlar biz 6'yı 2 çarpı 3 biçiminde yazabiliriz. O zaman 2 çarpı 3 üzeri x artı 2 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x artı 1 eşit 82. 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x artı 2 üzeri x artı 3 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x artı 1 eşit 82. Şimdi bakalım bu ifadede 3 üzeri x'ler ortak. O halde 3 üzeri x parantezine alabilirim. Şöyle şundan şunu aldım. Geriye ne kaldı? Şöyle gösterelim. Şundan şunu aldım. Geriye 2 üzeri x artı 1 kaldı. Artı, şunu da şöyle yazalım. 2 üzeri x artı 1 bölü eşit 82 dedik. Şimdi her ikisine de 2 üzeri x artı 1 ortak olduğuna göre bunun parantezini alırsam ne olacak? 3 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri x artı 1 eşit 82. Çarpım durumunda olduğuna göre bu ifade gitti. 1'e eşitliğin diğer tarafına atarsam 3 üzeri x eşittir 81. 81 3'ün kuvveti olarak yazılabilir. Yani 3'ün 4. kuvvetidir. Bu ifadede bir eşitlik varken tabanları aynıysa üstler birbirine eşit olacaktır. O halde x buradan 4 olarak bulunmuş oluyor. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olacak. 3 çarpı 2 üzeri x artı 1 eksi 6 çarpı 2 üzeri x eksi 2 eşit 36 ise x kaçtır? Yine sorumuzu alalım. Eksi 6 çarpı 2 üzeri x eksi 2 eşit 36 dedik. Şimdi her ikisinde 3 çarpanı var. O halde 3 parantezini alalım öncelikle. 3 parantezinde 2 üzeri x artı 1 eksi 2 çarpı 2 üzeri x eksi 2 eşit 36. 3'e bölersek 2 üzeri x artı 1 eksi, burada da 2 üzeri 1 var. Topladığımız zaman arada çarpma var. Tabanlar aynı, üstleri topluyorum. O halde ne olacak? 2 üzeri x eksi 1 eşit 36'yı 3'e böldük. 12. Şimdi şunları ayıralım. Hepsinde, her ikisinde de 2 üzeri x olduğuna göre 2 üzeri x parantezini alayım. 2 eksi 2 üzeri eksi 1 eşit 12. 2 eksi 2 üzeri 2'yi 1 bölü 2 olarak yazdım. Payda eşitledik. 2 üzeri x çarpı 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 2 eşit 12. O halde 2 üzeri x eşittir 12 çarpı 2 bölü 3. Şunlar sadeleşsin. 2 üzeri x eşit 8. 8'i 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak 3. kuvvetidir. Yine tabanlar aynı. O halde üstler birbirine eşit olacaktır. Demek ki x'i buradan 3 olarak bulmuş olacağız. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. 5 bölü 14 üzeri x çarpı 7 bölü 5 üzeri x eksi 1 eşittir 5 bölü 28 ise x kaçtır? Bölü 14 üzeri x 7 bölü 5 üzeri x eksi 1 5 bölü 28. Şimdi arkadaşlar paydası 5. O halde ben bu ifadeyi ters çevirsem üstüne eksi yapabilirim. Yani 14 bölü 5 üzeri eksi x 7 bölü 5 üzeri x eksi 1 eşit 5 bölü 28.
Bunu da 2 çarpımı şeklinde yazabilirim. 2 üzeri eksi x çarpı 7 bölü 5 üzeri eksi x. Bunu da ayıralım. 7 bölü 5 üzeri eksi x. 7 bölü 5 üzeri eksi 1 eşittir 5 bölü 28. Eksi x, pardon şu artı, artı x bunlar ne yaptı? Birbirine götürdü. O halde 2 üzeri eksi x çarpı üzeri eksi 1 olduğu için ters çevirelim. 5 bölü 7 eşittir 5 bölü 28. O halde 2 üzeri eksi x'i yalnız bırakalım. 5 bölü 28 çarpı 7 bölü 5. Şunlar sadeleşirse o halde ne oldu? 2 üzeri eksi x eşit 1 bölü 4. 4'ü 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak 2'nin karesi yukarı çıkaralım. 2 üzeri eksi x eşit 2 üzeri eksi 2. Yine tabanlar aynı. O halde eksi x eşit eksi 2. Demek ki buradan x eşit 2 olarak bulmuş olacağız. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacak. 4 üzeri 2x eksi 1 eşit 64 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi görüyoruz ki çift sayılar. Yine ne yapalım? 2'nin kuvveti şeklinde eşitliğin her iki tarafını öncelikle yazalım. Üzeri 2x eksi 1 eşit 64 dedik. 2'nin karesi olarak yazarsam şöyle 64'ü de 2'nin kuvveti olarak yazarsak demek ki 6. kuvveti. Çarpalım 2 üzeri 4x eksi 2 eşit 2 üzeri 6. Bakın arkadaşlar yine tabanlar aynı. O halde ne yapabilirim? Üstleri eşitleyelim. 4x eksi 2 eşit 6. 2'yi eşitliğin diğer tarafına atayım. 8. Her tarafı 4'e böldüm. Demek ki x eşit 2 olarak buradan bulunmuş olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkımızdır. X eksi 6 üzeri 12 eksi 2x eşit 1 eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar sağ taraf 1 olduğu için bu ifade 1 1'e, 1 de eksi 1'e eşitleyerek çözeceğiz. O halde x eksi 6 eşit 1 veya x eksi 6 eşit eksi 1 olacaktır. 6'yı eşitliğin diğer tarafına attık. Artı olarak geçti 7. 6 artı olarak geçti. Eksi 1, 6 daha 5. Bizden ne isteniyor? X tam sayı değerlerinin toplamı. O halde 7 artı 5 eşit 12 bizden istenen toplam değer olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 3 üzeri B artı 2 eksi 5 çarpı 3 üzeri B eksi 4 çarpı 3 üzeri B eksi 1 eşit 216 olduğuna göre B kaçtır? Sorumuzu yine alalım. Bu arada görüyoruz ki her 3 ifadede de 3 üzeri B ortak. Demek ki 3 üzeri B ortak olanın parantezini öncelikle alacağız. Altı. Şimdi hepsinde 3 üzeri B var. O halde 3 üzeri B parantezini alalım. Ne kalacak? 3 üzeri 2. Eksi 5. Eksi 4 çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir 216. 3 üzeri B parantezinde 9 eksi 5 eksi 1 bölü 3'tür. 4 ile çarptık. 4 bölü 3 eşittir 216. 9'dan 5 çıktı. 4. Paydasını 3 ile eşitleyelim. Şöyle yazalım. 216 dedik. 3 ile eşitledik. 12'den 4 çıktı. 8 bölü 3. 16. Hemen 3 üzeri B'yi yalnız bırakalım. 216 çarpı 3 bölü 8. 216 ile 8'i sadeleştirirsek 21'de 8
2 kere. 56 da 7 kere çarpı 3. 27, 3'ün 3. kuvveti. Bir tane de burada var. O zaman ne olacak? 3'ün 4. kuvveti. Bakın yine tabanlar nedir? Eşit duruma geldi. O halde üstleri eşitlersek demek ki B sayısı buradan 4 olarak bulunacaktır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Eksi A'nın karesi üzeri 3 çarpı A üzeri 3 üzeri eksi 1 çarpı eksi A üzeri 3 üzeri eksi 2 işleminin sonucu hangisidir? Şimdi sorumuzu alalım. Dedik çarpı eksi 1 şöyle eksi A. Şimdi arkadaşlar eksi A'nın 3. kuvveti olduğu için buradan ne gelecek? Mutlaka eksi gelecek. O halde ben bu eksiyi dışarı alabilirim. Üstleri çarparsam eksi A üzeri 6. 3 ile eksi 1'i çarptık. Çarpı A üzeri eksi 3 çarpı diyelim. Çift kuvveti olduğuna göre buradaki eksilik gidecek. Bu ne olacaktır? A olacaktır. O halde 3 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 6. Eksilik gittiği için ne olacak? A üzeri eksi 6. Şimdi hepsinde tabanlar aynı. Üstleri toplarsak 6 eksi 6 birbirini götürecek. O halde eksi A üzeri eksi 3 olarak bu işlemin sonucunu bulmuş olacağız. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacaktır. Eksi 2 üzeri eksi 1 üzeri 2 çarpı eksi 2 üzeri 2 üzeri eksi 1 çarpı eksi 2 üzeri eksi 4 bölü eksi 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 6 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi yine sorumuzu tahtamıza alalım. Negatif olan sayıların çift kuvvetlerinden o negatiflik gidecek ama pozitif olanların zaten sıkıntı yok. Yine negatiflerin tek kuvvetlerinden de ne kalacak? Negatif olarak sayı kalacak. Bu doğrultuda toparlayalım bu işlemi. Hemen aşağıda yazalım. Arkadaşlar biliyoruz ki, şunu hatırlatayım. Eksi 2 üzeri 2 ile eksi 2 üzeri 2 çok farklı. Parantez olduğu zaman bu eksiyi de ne yapıyoruz? İşleme alıyoruz. O halde eksilik gidiyor. Ama burada sadece 2'nin ikinci kuvvetini alıyoruz. Eksi ne yapıyor? Başta kalıyor. Şimdi bu mantıkla yine düşünerek gidiyoruz. Üstü ikinci kuvvet yani çift kuvvet. O halde bu eksilik gidecek. Eksi 2 ile eksi 1 ile 2'yi çarptık. 2 üzeri eksi 2. Geldik buraya. Burada nedir? Tek kuvvet. O halde bu eksilik kalacak. 2 ile 1'i çarptık. Eksi 2. Bu eksiyi başa alalım. 2 üzeri ne oldu? Eksi 2. Burada ne olacak yine? Dördüncü kuvvet. Burada da yine eksilik kalacak. O halde eksi eksi burası neye dönüşecek? Artıya. 2 üzeri eksi 4. Gelin aşağıya. Üçüncü kuvvet olduğu için tek kuvvet bu eksilik kalacak. Başa alalım. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 6. Şimdi tabanlar hepsinde aynı. Eksi 2, eksi 2 daha, eksi 4, eksi 4 daha. 2 üzeri eksi 8. Aşağıda toparlayalım. 2 üzeri eksi 3, eksi 3, 6 daha, eksi 3. Eksi 2 üzeri eksi 3. Eksiyi başa alalım. 2 üzeri eksi 8. 3 yukarı çıkınca artı diye çıkacak. O halde eksi 2 eksi 8'den 3 çıkarsa eksi 5 olarak sonucu bulmuş olacağız. Yani eksi 2 üzeri eksi 5 sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacak. 75 üzeri 2m eksi n eşittir. 25 üzeri m artı n eksi 3 denklemini gerçekleyen m ve n tam sayıları için m artı n kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu işlemin olabilmesi için tabanları hiçbir şekilde
aynı üs olarak yazamıyoruz. O halde üslerin neye eşit olması lazımdır? Muhakkak sıfıra eşit olması gerekmekte. Eksi 3 dedik. O halde tabanlar dediğimiz gibi aynı tabanda yazılamadığı için üslü ifade olarak demek ki üsler sıfıra eşit olmak zorunda. Çünkü her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. O halde bu eşitlik doğrulanır. Diyoruz ki 2m eksi n eşit 0, m artı n eksi 3 eşit 0. Bizden ne isteniyor? M artı n. O halde direkt şu denklemden 3'ü diğer tarafa atarsam artı diye geçer. Demek ki m artı n toplamı 3 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımızdır. 1 virgül binde 8 eşittir 3 bölü 5 üzeri 3 çarpı x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar önce ondalık sayıyı biz üslü biçimde yazalım. Sonra işlemimize devam edelim. Şimdi 1 virgül binde 8. O halde bunu ben nasıl yazabilirim? 1008 çarpı 10 üzeri eksi 3. Virgülden sonra 3 basamak var. Sağa gittiği zaman üst ne olacak? Negatif. Eşittir. 3 çarpı 5 üzeri 3'ü de yukarı çıkartırsam 5 üzeri eksi 3 çarpı x olur. Şimdi 10 nedir? 5 ile 2'nin çarpımıdır. O halde 2 çarpı 5 üzeri eksi 3 eşit 3 çarpı 5 üzeri eksi 3 çarpı x. Bunları ayıralım. 2 üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri eksi 3. 3 çarpı 5 üzeri eksi 3 çarpı x. Bakın 5 üzeri eksi 3'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. O halde bunu da nasıl yazabilirim? 1008 çarpı 1 bölü 2'nin 3. kuvveti nedir? 8 eşittir 3 çarpı x. 1008 ile 8'i sadeleştirelim. Onun için de 8 1 kere, 20 de 2 kere, yine 6 kere eşittir 3 çarpı x. O halde x'i yalnız bırakmak için ne yapalım şimdi? Her tarafı 3'e bölelim. Demek ki x'in değerini 42 olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olacaktır. 2 üzeri, arkadaşlar o 6 değil 3 olacak. Yanlışlık olmuş. 2 bölü 3 üzeri 6 çarpı 16 bölü 9 üzeri eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Sorumuzu doğru şekliyle tahtamızı alalım. Çarpı eksi 1 dedik. Şimdi şunu ters çevirirsem ne olacak? Bunu da ayrı ayrı yazalım. 2 üzeri 6, 3 üzeri 6 biliyoruz ki ayırabiliriz. Çarpı ters çevirelim. 9 bölü 16. 9 nedir? 3'ün karesi. 16, 4'ün karesi ya da 2'nin 4. kuvveti olarak yazabilirim. O halde 2 üzeri 6, 3 üzeri 6 çarpı 3'ün karesi bölü 16'yı da 2'nin 4. kuvveti olarak yazdık. Bu yukarı çıktığında eksi 4, bu çıktığında eksi 6 yazalım. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri eksi 4. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı olduğunda üstleri topluyorduk. O halde 2 üzeri 6, 2 üzeri eksi 4 ne yapacak? 2 üzeri 2 çarpı burası ne yapacak? 3 üzeri eksi 4. O halde 2 üzeri 4, 2, 4. 3 üzeri eksi 4 paydaya geleceği için 3'ün 4. kuvveti 81. Demek ki sonucu 4 bölü 81 olarak bulmuş olacağız. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 81 üzeri x eksi 9 bölü 9 üzeri x artı 3 bölü 9 üzeri x eksi 3 bölü 3 ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi hangisidir?
Şöyle sorumuzu alalım. Bölü 9 üzeri x. X'i 3 bölü 3. Şimdi bunu 9'un karesi, bunu 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. O halde yazalım. 9'un karesi üzeri x. Eksi 3'ün karesi. 9 üzeri x artı 3 bölü. 9 üzeri x eksi 3 bölü 3. 2 ile x yer değiştirebilir biliyoruz ki. O halde burası ne olur? 2 kare farkı gibi düşünürsek a kare eksi b kare gibi a eksi b a artı b şeklinde bunu yazabiliriz. Hemen yazalım. 9 üzeri x eksi 3. 9 üzeri x artı 3. Payda da 9 üzeri x artı 3 duruyor. Şimdi ikinci ifade bölüm. Bölüm olduğu zaman ne yapıyorduk? Biz bunu çarpım durumuna getirip ters çeviriyorduk. Ters çevirdiğim zaman çarpı 3 bölü 9 üzeri x eksi 3. Şimdi 9 üzeri x artı 3'ler birbirini götürdü. 9 üzeri x eksi 3'ler birbirini götürdü. Sadece ne kaldı arkadaşlar? 3 en sade biçimiyle kalmış oldu. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı oluyor. 5 çarpı 0 tam %36 üzeri eksi 1 bölü 2 bölü 25 bölü 9 üzeri 0 tam 10'da 5 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle yapacağımız şey 0 tam 10'da 5'in biz 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Öncelikle bunu yazalım. Sonra sayıları hangi sayının kuvveti olabilir diye düşünüp yazalım. Üslü olarak nasıl yazabiliriz diye düşünelim. Eksi 1 bölü 2. Şunu öncelikle eksilikten kurtaralım. 5 çarpı 1 bölü 0.36 üzeri 1 bölü 2. Bunu da 1 bölü 2 yazalım. 25 bölü 9 üzeri 1 bölü 2. Şimdi 0.36. 36 6'nın karesi olduğuna göre 0.6'nın karesi şeklinde bunu yazabilirim. 5 çarpı 1 bölü 0.6'nın karesi üzeri 1 bölü 2. Aşağısı da yine 5'in ve 3'ün karesi olduğuna göre 5 bölü 3'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Üstünde ne var? 1 bölü 2. O halde bu ikiler ne yapacak? Gidecek. Ne kaldı? 5 çarpı 1 bölü 0 tam 10'da 6. Yani nedir? 6 bölü 10 bölü 5 bölü 3. O halde 5 çarpı bunu ters çevirsem 10 bölü 6. Sadeleştirirsek ne olacak? 5 bölü 3. Yine bunu da ters çevirip çarpım durumuna getirirsek 3 bölü 5. 5'ler, 3'ler sadeleşti. En sade şekliyle 5 olarak bulmuş olduk. Bunun dışında, yani sorumuzun cevabı D. Bunun dışında 1 bölü 2'nin biz karekök olduğunu biliyoruz. 0.36'nın o halde karekökünü aldığımızda ne çıkacaktır? 0.6. Aynı şekilde bu da 1 bölü 2. Yine bunun karekökünü aldığımızda direkt 5 bölü 3 çıkacak şeklinde de bu soruyu çözebilirsiniz. Her iki yoldan da olur. Evet, sorumuzun doğru cevabı D şıkkı dedik. 1 bölü 5 üzeri x küçüktür 1 bölü 625 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri nedir? Bir bölü 5 üzeri x küçük 1 bölü 625 dedik. Şimdi 625'i biz 5'in kuvveti olarak yazarsak 5'in 4. kuvveti olacaktır. Bunları birbirine oranlayacağımız zaman eşitsizlik ne yapacaktır? Rasyonel ifadelerde yön değiştirecektir. O halde x büyüktür. Buradan ne gelecek? Tabanları aynı olduğu için direkt üstleri alabiliyorum. X büyüktür 4'ten.
O halde bizden ne isteniyor? X'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri. O halde 4'ten 1 büyük sayı 5 olduğuna göre X en küçük 5 değerini alabilir diyeceğiz. Yani şıklarımıza baktığımızda E şıkkında sorumuzun doğru cevabını görüyoruz. B bölü A eşit eksi 2 olduğuna göre A bölü B üzeri eksi 3 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar B bölü A görüyoruz ki A bölü B'nin tersi. A bölü B'nin de üzerinde ne var? Bir eksilik var zaten. Eksiliği gidermek için biz ne yapardık? Ters çevirdik. Öncelikle bunu yapalım. B bölü A eksi 2 bize verilmiş. O halde dediğimiz gibi eksilikten kurtulmak için ters çevirelim. B bölü A üzeri 3. Şimdi B bölü A'nın eksi 2 olduğunu biliyoruz. O halde bunun yerine eksi 2 yazarsak eksi 2'nin 3. kuvveti. Tek kuvvet olduğu için zaten eksilik gelecek. 2'nin 3. kuvveti 8. Demek ki sorumuzun doğru cevabı ya da bu ifadenin eşiti eksi 8 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız A şıkkımız. 81'in karesi eksi 9 çarpı 27 bölü 243 işleminin sonucu kaçtır? Yine alalım sorumuzu. Dedik. Şimdi 3'ün karesi 3'ün 3. kuvveti olarak yazabiliriz. 81 de 3'ün 4. kuvveti olarak yazılabilir. 3 üzeri 4 üzeri 2 eksi 3'ün karesi çarpı 3'ün 3. kuvveti. 243 81 4. kuvvetiydi. Bir kere daha çarparsak 243 olur. O halde 3'ün 5. kuvveti. Çarpıyorum. 3 üzeri 8 eksi tabanlar aynı üstleri topluyorum. 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5. Küçük olanın parantezine yukarıyı alabilirim. O halde 3 üzeri 5 parantezine alırsak 3 üzeri 3 eksi 1 bölü 3 üzeri 5. Bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. 3'ün 3. kuvveti 27 eksi 1. Demek ki sonuç 26 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 2 üzeri 3x artı 2 üzeri 4x artı 2 üzeri 5x bölü 2 üzeri x artı 2 üzeri 2x artı 2 üzeri 3x eşit 64 olduğuna göre x kaçtır? Sorumuzu alalım. Arada toplam olduğuna göre toplama işareti olduğu zaman ya da çıkarma olduğu zaman biz ne yapıyorduk? En küçük üstlü parantezi almaya çalışıyorduk. Arkadaşlar, pay ve paydaki ifadelere bakıyorum. 3 aşağıda 1x var, 2 fazla. 4, 2, 2 fazla. 5, 3, 2 fazla. Demek ki ben yukarıyı 2 üzeri x parantezine alabilirim. Pardon, 2 üzeri 2x artı 2x dedik. 2 üzeri x artı 2 üzeri 2x artı 2 üzeri 3x. Böyle aşağıya aynı yazıyorum. 64'ü de 2'nin kuvveti olarak yazalım. 64 nedir? 2'nin 6. kuvvetidir. Şimdi şurası çarpım durumunda. Alt ve üst ifade birbirinin aynı olduğuna göre ne yapacak? Birbirini götürecek. Ne kaldı? 2 üzeri 2x eşit 2 üzeri 6. Bakın yine tabanlar aynı. O halde üstler birbirine eşitlenir. 2x eşit 6. X'in önündeki sayıya her tarafı böldüm. X 3 olarak buradan bulunmuş olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. 16 üzeri x eksi 1 bölü 128 üzeri x artı 2 eşittir. 1 bölü 32 üzeri x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi hep 2'nin kuvveti olan sayılar. O halde 2'nin kuvveti olarak önce
bu sayıları yazıp tabanları aynı biçime getirelim ki işlem yapalım. Alt üzeri x eksi 1 x artı 2 1 bölü 32 üzeri x. Şimdi 16 2'nin 4. kuvveti. O halde 2 üzeri 4 üzeri x eksi 1 128 2'nin 7. kuvveti. O halde 2 üzeri 7 üzeri x artı 2 1 bölü 32'de 2'nin 5. kuvveti üzeri x dedik. Çarpalım. 2 üzeri 4x eksi 4. 2 üzeri 7x artı 14. 5x yukarı çıkartalım. 2 üzeri ne olacak? Eksi 5x. Şimdi tabanlar aynı. Yukarıya alırsam 2 üzeri 4x eksi 4. Eksi 7x eksi 14 eşit 2 üzeri eksi 5x. Toparlayalım. Ne gelecek buradan? 2 üzeri eksi 3x. Eksi 4 14 daha eksi 18 eşit 2 üzeri eksi 5x. Bakın tabanları aynı. O halde yine üstleri eşitliyorum. Eksi 3x eksi 18 eşit eksi 5x. 5'i böyle 18'i böyle atalım. 2x eşit 18. Her tarafı 2'ye böldük. X eşit 9 olarak buradan sonucu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, eğer çift bir sayısı 2'nin kuvveti, tek bir sayısı 3'ün kuvveti, eğer sonu 5 ile biten bir, yani birler basamağı 5 ile biten bir sayısı 5'in kuvveti şeklinde soruları yazarak amaç hep tabanları aynı iken çarpım durumuna ya da bölüm durumuna getirmek ki üstlerle işlem yapalım. Evet, diğer sorumuzu görelim. 3 bölü 5 üzeri 2 çarpı 1 bölü 5 üzeri eksi 3 işleminin sonucu kaçtır? Biliyoruz ki eğer bir sayının üzerinde eksilik varsa öncelikle bu eksiliği gidermek için biz sayıyı ne yaparız? Ters çeviririz. Şunu ayıralım. 3'ün karesi 5'in karesi dedik. Çarpı ters çevirirsem 5 üzeri 3. Buradaki 5 üzeri 2, 3 gittiği zaman ne kaldı? 5 kaldı. O halde 3'ün karesi çarpı 5. 9 çarpı 5 sonucu 45 olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız olacaktır. 3 üzeri 2x eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 3 eşit 0 denklemini sağlayan kaç tane x gerçel sayısı vardır? Hemen sorumuzu alalım. X. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x'leri görüyoruz. Yani bu nedir? 3 üzeri x'in karesi eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 3 eşit 0. Burada değişken dönüşümü dediğimiz 3 üzeri x'e t deyip işte bunu t kare eksi 4t artı 3 şeklinde de çözebilirsiniz. Veya şimdi yapacağım gibi köklerinin çarpımı 3 toplamı ortadaki sayının 2 katı olabilecek şekilde ayıralım. Nedir o halde? 3 üzeri x eksi 1 3 üzeri eksi 3 üzeri x eksi 3 eşit 0 şeklinde ayırabilirim. Çarptığımız zaman nedir? Bu ifadeyi elde ederiz. O halde buradan tek tek kökleri 0'a eşitlersek buradan da 3 üzeri x eksi 3 eşit 0 ile 3 üzeri x eşit 3. Şimdi 3 üzeri x'in 1'e eşit olabilmesi için üstlerin ne olması lazım? Tabanlar aynı değil, mutlaka 0. O halde x neye eşit olacaktır? 0'a. Gelelim buraya. 3 üzeri x eşit 3 olduğuna göre tabanlar aynı. O halde üstün kaça eşit olması lazım? 1'e. Demek ki x ne olacaktır? 1. Bizden ne isteniyordu? Bu denklemi sağlayan kaç tane
x gerçel sayısı var. O halde 0 ve 1 olmak üzere demek ki 2 tane x gerçel sayımız vardır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olacaktır. 2 üzeri x artı y eşit 3, 3 üzeri x eksi y eşit 4 olduğuna göre x kare eksi y kare farkı kaçtır? Sorumuzu alalım. Üzeri x artı y eşit 3, 3 üzeri x eksi y eşit 4 dedik. Şimdi arkadaşlar 3'ün eşiti neymiş? 2 üzeri x artı y. O halde ben buradaki 3 yerine 2 üzeri x artı y yazabilirim. 2 üzeri x artı y üzeri ne oldu? X eksi y eşit. Bunu da 2'nin karesi şeklinde yazalım. X artı y x eksi y nedir? 2 kare farkının aslında ayrılmış şekli. O halde burası ne olacaktır? 2 üzeri x kare eksi y kare eşit 2 üzeri 2. Tabanlar aynı. O halde x kare eksi y kare eşit 2. Zaten bizden ne isteniyordu? X kare eksi y kare farkı isteniyordu. O halde sonuç 2 olarak B şıkkında görüyoruz. Doğru cevabımız bu olacaktır. 81 üzeri 3 sayısı 729 üzeri 5 sayısının kaç katıdır? Hemen alalım şöyle. Kat sorularına ne yapmamız lazım? Birbirine oranlamamız gerekiyor. O halde 81 üzeri 3, 729 üzeri 5. Şimdi bakıyoruz. Şöyle yazalım. 3'ün bir kuvveti, bu da yine ne olacaktır? 3'ün bir kuvveti. 81, 3'ün dördüncü kuvveti. O zaman 3 üzeri 4 üzeri 3. 729, 3'ün kaçıncı kuvveti düşünelim. 4 tane 81, 5 tanesi 243'tü. O zaman demek ki 6 tane. Yani 3 üzeri 6 üzeri 5. Çarpalım. 3 üzeri 12. 3 üzeri 30. O halde 30'u yukarı alalım. 3 üzeri 12 eksi 30. O da 3 üzeri eksi 18 olarak bulunmuş olacak. Demek ki 81 üzeri 3 sayısı 729 üzeri 5 sayısının 3 üzeri eksi 18 katıdır diyoruz. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 bölü 6 üzeri 2 işleminin sonucu kaçtır? Hemen alalım. 3 arkadaşlar burada isterseniz 6'yı 2 çarpı 3 şeklinde yazıp 2'nin ikinci kuvveti 3'ün ikinci kuvveti diyebilirsiniz. Veya üstler aynı arada çarpım olduğu için bunu tek üste de yazabilirsiniz. Öyle yapalım. 2 çarpı 3 üzeri 4 6 üzeri 2. 2 kere 3, 6 üzeri 4, 6 üzeri 2. Yukarı çıkarırsam 6 üzeri 4 eksi 2, 6 üzeri 2. O da neye eşit? 36'ya eşit. O halde sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacaktır. 3 çarpı 9 üzeri x artı 1, 27 üzeri x artı 1 eşit 1 bölü 9 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bakıyoruz, hep 3'ün kuvveti şeklinde yazılabilecek sayılar tabanları aynı yapıp işlem yapabilmek adına o halde bütün sayıları 3'ün kuvveti şeklinde öncelikle yazalım. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ün karesi üzeri x artı 1, 27 3'ün 3. kuvveti, 9 yine 3'ün karesi şeklinde yazılabilir. Şimdi çarpalım. 3 çarpı 3 üzeri 2x çarpı ya da tek payda da yazalım artı 2. Bunu da çarpalım. 3 üzeri 3x artı 3 eşit 1 bölü 3'ün karesi.
Şimdi bunun üstüne de 3 üzeri 1 var. Toplarsak ne olacak yukarısı? 3 üzeri 2x artı 3. 3 üzeri 3x artı 3 eşit. 1 bölü 3 üzeri 2 yukarı çıkaralım. Eksi olarak çıkacak. 3 üzeri eksi 2. Şimdi yine tabanlar aynı. Alttaki ifadeyi yukarı alırsam üstünü ne yapacağım? Eksi. Hali üsttekini aynı yazalım. 2x artı 3. Bunları eksi olarak eksi 3x eksi 3 eşit 3 üzeri eksi 2. Şöyle toparlayalım. 3'ler ne yapacak? Artı 3 eksi 3 gidecek. 3 üzeri eksi x eşit 3 üzeri eksi 2. Tabanlar aynı olduğu için ne yazıyorum? Üstleri eşitliyorum. Eksi x eşit eksi 2. O halde buradan x eşit 2 olarak bulunmuş olacak. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. 4 üzeri 0 tam %18 çarpı 4 üzeri 1 tam %32 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar yine 2'nin kuvveti şeklinde öncelikle yazabiliriz. Ya da böyle de toparlanabilir. Ama 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. Çarpı 4 üzeri 1.32 dedik. 2'nin ikinci kuvveti üzeri 0.18 çarpı 2'nin ikinci kuvveti üzeri 1.32. Çarpıyorum. 2 üzeri 16 2 0.36 çarpı çarpalım. 2 üzeri 4 6 2. Toplayalım. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler toplanır. 2 üzeri 4 6 10 6, 3 daha 9, 1 elde 10, 2, 1 elde 3. Yani ne oldu? 2 üzeri 3. 2'nin 3. kuvveti nedir? 8. O halde sorumuzun doğru cevabı 8. Yani B şıkkımız olacaktır. 1 bölü 4 üzeri A artı 1 bölü 4 üzeri A eksi 1 artı X bölü 4 üzeri A olduğuna göre X kaçtır? Şimdi sorumuzu alalım. Artı eksi 1 artı x eşittir x bölü 4 üzeri a dedik. Şimdi arkadaşlar paydadaki ifadeyi ben yukarı çıkartayım. Üstlerine eksi yapayım. 4 üzeri eksi a artı 4 üzeri eksi a artı 1 eşit 4 üzeri eksi a çarpı x. Bakın bu ifadede 4 üzeri eksi a'lar ortak. O halde 4 üzeri eksi a parantezini alırsak 1 artı yine 4 üzeri 1'den ne gelecek? 4 eşittir 4 üzeri eksi a çarpı x. 4 üzeri eksi a'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. 4 1 daha 5. Demek ki x'in değeri 5 olarak bulunmuş olacak. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y eşit 256, 5 üzeri x bölü 5 üzeri y eşit 625 olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır? Yine alalım sorumuzu, ne yapacağımızı konuşalım. ...625 dedik. Şimdi tabanlar aynı. Burada üstleri o halde toplayabilirim. Ne olacak? 2 üzeri x artı y. 256'yı da 2'nin kuvveti olarak yazarsak... ...biliyoruz ki 7. kuvvet 128'di. O halde 2 üzeri 8 olarak yazabilirim. Gelelim buraya. Tabanlar aynı. O halde 5 üzeri y'yi üste çıkartırsam ne olacak? Eksi olacak. Yani 5 üzeri x eksi y eşit 625'te 5'in kuvveti şeklinde yazalım. 5'in 3. kuvveti 125'te. O halde 625 ne olacak? 4. kuvveti 5 üzeri 4. Şimdi tabanlar aynı. O halde üstleri eşitlersem x artı y eşit 8. Buradaki denklemde de tabanlar aynı. Yine üstleri eşitleyelim. X eksi y eşit 4. O halde 2 bilinmeyen 2 denklem. Taraf tarafı toplayıp y'leri yok edelim.
2x eşit 12. Her tarafı 2'ye böldük. X eşit 6. X 6 ise hemen şurada yazalım. 6 artı y eşit 8. 6'yı diğer tarafa attım. Y'yi de 2 olarak bulduk. Bizden ne isteniyor? X çarpı y. O halde x çarpı y 6 çarpı 2'den 12 olarak bulunmuş olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 5 işleminin sonucu kaçtır? Yine sorumuzu alalım. Görüyoruz ki burada nedir? Tabanlar hep aynıdır. Üzeri 5 dedik. Arkadaşlar içeriye dağıtalım. 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 5. Bakın tabanları aynı, üstleri topladım. Eksi 6 3 daha 2 üzeri eksi 3. Eksi 6 4 daha 2 üzeri eksi 2. Eksi 6 5 daha 2 üzeri eksi 1. Hemen bunları ters çevirelim. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 8. 2'nin 2. kuvveti 4. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2. Payda eşitleyelim. 2 ile 4 ile. O halde 1 artı 2 artı 4 bölü 8. Toplarsak sonucu 7 bölü 8 olarak bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacaktır. 2 üzeri x eksi 1 eşittir a'ya, 3 üzeri x artı 1 eşittir b'ye, 6 üzeri x eşit 18 olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır? Alalım sorumuzu. Şimdi bunu iki şekilde yapabilirsiniz. İster burayı ayırırsınız. İster B'yi, A'yı farklı şekilde yapabilirsiniz. Ama ben şöyle yapacağım. 2 üzeri X çarpı 2 üzeri X 1 nedir? 1 bölü 2 eşit A. O halde 2 üzeri X buradan nedir? 2A. Gelelim buraya. 3 üzeri X artı 1 dediğimize göre çarpı 3 eşit B. O zaman 3 üzeri X nedir? B bölü 3. Peki 6 üzeri x'i şöyle ayırabilirim. 2 çarpı 3 üzeri x eşit 18. Yani 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x eşit 18. Bakın 2 üzeri x'in 3 üzeri x'in değerlerini biliyorum. O halde 2 üzeri x yerine ne yazalım? 2a. 3 üzeri x yerine de b bölü 3 eşit 18. O halde ne olacak? A çarpı B eşit 18 çarpı 3 bölü 2. O halde A çarpı B 9, 3, 9, 27 olarak buradan bulunmuş olacak. Ama isterseniz burada sayıları, bu iki sayıyı taraf tarafa çarpabilirsiniz. Taraf tarafa çarptığımızda A çarpı B gelir. 3 üzeri X'den 2 üzeri X'i yine ayırdığımızda 6 üzeri X olur. Çarpı 3 çarpı yine 1 bölü 2 olur. O yola da çözüme ulaşabilirsiniz. Her şekilde sonuç aynı çıkacaktır. Demek ki sorumuzun doğru cevabı 27, yani A şıkkımız olacak. A farklı 0 olmak üzere ve n tam sayı olmak üzere. Eksi A üzeri 3n artı 3 çarpı eksi A üzeri n artı 5 bölü eksi a üzeri n artı 1 çarpı eksi a üzeri 3n artı 2 ifadesinin eşiti hangisidir? Şimdi sorumuzda görüyoruz ki tabanlar hepsinde eksi a ve arada çarpım var. O halde ilk yapacağımız şey nedir? Hemen üstleri toplamak. Eksi a üzeri 3n artı 3
eksi a üzeri n artı 5, eksi a üzeri n artı 1, eksi a üzeri 3n artı 2. Hemen toparlayalım. Eksi a üzeri 3n artı 3, şöyle 3n artı n daha 4n direkt toplayalım. 5, 3 daha artı 8. Gelelim aşağıya. Yine eksi a üzeri n 3n daha 4n, 2, 1 daha artı 3. Tabanlar aynı. O halde alttaki ifadeyi yukarıya çıkartabilirim. Ne yapacağım? Üstüne eksi yapacağım. O halde eksi a üzeri 4n artı 8 eksi 4n eksi 3. Eksi a üzeri n'ler ne yaptı? Gitti. 8'den 3 çıktı. 5. Demek ki eksi a üzeri 5 olarak bu ifadenin eşitini bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. 27 üzeri 1 artı 2y eksi 2x bölü 9 üzeri 3y eksi 1 artı x işleminin sonucu hangisidir? Arkadaşlar gördüğümüz gibi yine soruyu 3'ün kuvveti şeklinde yazabiliriz. Tabanlar eşit olduğu zaman yine paydadaki ifadeyi yukarıya üstüne eksi olarak alıp işlemimizi bu şekilde devam ederiz. Gördüğünüz gibi hep amaç tabanları aynı yapmak üstü sayılarda. Ondan sonra işlem yapmak çok kolaylaşıyor. Bölü 9 üzeri 3y eksi 1 artı x. 3'ün 3. kuvveti eksi 2x dedik. Yine 3'ün karesi üzeri 3y eksi 1 artı x. Çarpalım. 3 üzeri 3 artı 6y eksi 6x. 3 üzeri 6y eksi 2 artı 2x. Tabanlar aynı. Üstüne eksi yaparak yukarı alalım. Üsttekini aynı yazıyorum. Alttaki eksi 6y artı 2 eksi 2x. Bakın eksi 6y artı 6y gitti. Ne kaldı? 3 üzeri 3, 2 daha 5. Eksi 6, eksi 2 daha eksi 8. X olarak bu işlemin sonucunu buluruz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Önde arkada olması herhangi bir şey fark etmez. O halde B şıkkı 3 üzeri eksi 8x artı 5 bu işlemin sonucu ve sorumuzun doğru cevabı. 0 tam 10'da 5 üzeri eksi x çarpı 0 tam %25 üzeri x artı 1 eşittir 0 tam 1000'de 125 üzeri 2x artı 1 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz 0 tam 10'da 5'in 1 bölü 2, 0 tam %25'in 1 bölü 4 ve 0 tam 1000'de 125'in de 1 bölü 8 olduğunu biliyoruz. Bunları bu şekilde rasyonel ifadeye çevirirsek hepsi 2'nin kuvveti olarak yazılır ve çözüme çok kolay ulaşırız. Hemen alalım. Çarpı 0.25 üzeri x artı 1 de 125 üzeri 2x artı 1. Yazalım önce. 1 bölü 2 üzeri eksi x, 1 bölü 4 üzeri x artı 1, 1 bölü 8 üzeri 2x artı 1. Şimdi yukarı alırsak ne olacak? Eksi 1, eksi x ile şöyle yazalım ya da 2 üzeri eksi 1 üzeri eksi x. 4, 2'nin karesidir. 2 üzeri eksi 2 diye aldık. X artı 1. 8, 2'nin 3. kuvvetidir. Eksi 3 olarak yukarı çıkardık. 2x artı 1. Çarpalım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2x eksi 2 eşittir 2 üzeri eksi 6x eksi 3. Toparlarsak 2 üzeri eksi x eksi 2 eşit 2 üzeri eksi 6x eksi 3. Bakın yine ne oldu? Tabanlar aynı. O halde üstleri eşitleyebiliriz. Eksi x eksi 2 eşittir. Eksi 6x eksi 3. Eksi 6x'i bu tarafa atalım. Artı diye geçti. Eksi 3 burada 2'ye attık. Artı 2.
5x eşittir eksi 1. Her tarafı 5'e bölelim. X eşit eksi 1 bölü 5 olarak x'in değerini bulmuş oluruz. Yani sorumuzun cevabı C şıkkıdır. X artı 2 üzeri 5 eşittir 4 eksi x üzeri 5 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar arada bir eşitlik varsa üstler eğer tek kuvvetse biz tabanları birbirine eşit deriz. O halde alalım sorumuzu. Eksi x üzeri 5. O halde diyorum ki x artı 2 eşittir 4 eksi x. X'e eşitliğin diğer tarafını atalım. Artı diye geçti. 2'yi sağ tarafa aldım. 2x eşit 2. Her tarafı 2'ye böldük. X eşit 1 olarak bulunur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olacaktır. 2x artı 3 üzeri 4 eşittir. X eksi 1 üzeri 4 olduğuna göre x'in alacağı değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi üstte bir çift kuvvet görüyoruz. Çift kuvvet gördüğümüz zaman biz bunu mutlak değerci düşündüğümüz için sağ tarafı 1 artı 1 eksi olarak açıyoruz. Hemen çözelim. Üzeri 4. 1 üzeri 4. O halde diyoruz ki 2x artı 3 eşit x eksi 1. 2x artı 3 eşit eksi x artı 1. X'i bu tarafa atarsam eksi diye geçti. Eksi 1 eksi 3. X eşit eksi 4. Bir değerimiz bu. Bunu da çözelim. X'i bu tarafa attık. Artı diye geçti. Eksi 3'ü attık. 3x eşittir. Eksi 2. Her tarafı 3'e böldük. X eşit eksi 2 bölü 3. Alacağı değerler toplamı dediğine göre bir değerimiz eksi 4, bir değerimiz eksi 2 bölü 3'tü. O halde eksi 4 artı eksi 2 bölü 3 diyoruz. Paydayı 3 ile eşitleyelim. 12, 2 daha eksi 14 bölü 3 olarak sonucu bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacak. X, Y birer tam sayıdır. 3 üzeri x artı y eksi 8 eşit 5 üzeri x eksi y artı 12 olduğuna göre x kare artı y kare toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar görüyoruz ki arada eşitlik var fakat tabanlar aynı değil. Böyle olduğu zaman ifadenin üstünün muhakkak 0'a eşit olması lazım. O halde üstleri 0'a eşitleyelim ve bizden istenen x kare artı y kare toplamının değerini bulalım. Üzeri 12 dedik. O halde diyoruz ki x artı y eksi 8 eşit 0. X eksi y artı 12 eşit 0. Buradan y'ler gider. 2x eşittir. 12'den 8 çıktı 4. Diğer tarafa attık. Eksi 4. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşit eksi 2. Y'nin değerini bulalım. Şurada yazalım. Eksi 2 artı y eksi 8 eşit 0 dedik. Y eşit eksi 10 diğer tarafa attık. Artı 10. X kare artı y kare dedik. O halde eksi 2'nin karesi artı 10'un karesi diyorum. 4 artı 100 o da eşittir. 104 olarak bizden istenen sonucu buluruz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız olacaktır. 25 üzeri x eksi 2 eşittir 125 üzeri y. 125 üzeri y artı 2 eşittir 5 üzeri x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi gördüğümüz gibi bunlar 5'in kuvveti olabilecek sayılar. O halde öncelikle sayıları 5'in kuvveti şeklinde yazalım. X eksi 2 eşit 125 üzeri y. 125 y artı 2 eşittir 5 üzeri x dedik.
Şimdi şurada 25 nedir? 5'in karesi şeklinde yazabilirim. O halde 5 üzeri 2, şöyle biraz aşağı alayım. 5 üzeri 2 üzeri x eksi 2, 125'i de 5'in 3. kuvveti yazabiliriz. O halde ne olacak? 5 üzeri 2x eksi 4 eşittir 5 üzeri 3y. Gelelim şuraya. Bunu nasıl yazabiliriz? 5'in yine 3. kuvveti y artı 2 eşit 5 üzeri x. Çarpalım. 5 üzeri 3y artı 6 eşit 5 üzeri x. O halde arkadaşlar tabanları aynı. Üstleri eşitlersem 2x eksi 4 eşit 3y. Burada da tabanlar aynı. Üstleri eşitleyelim. 3y artı 6 eşit x. Şimdi 3y'nin değeri nedir? 2x eksi 4'tür. O halde buradaki ifadede ben 3y yerine 2x eksi 4 yazarsam x'in değerini bulabilirim. Yazalım. 2x eksi 4 artı 6 eşit x. X'i bu tarafa atayım. 6'dan 4 çıktı. 2 bu tarafa attık. Eksi 2. 2x'ten x çıktı. Demek ki x buradan eksi 2 olarak bulunmuş olacak. Sorumuzun cevabı E şıkkımız. 3 üzeri x bölü 2 üzeri y üzeri x eksi y. 2 üzeri y bölü 3 üzeri x üzeri x eksi y işleminin sonucu hangisidir? Şimdi arkadaşlar hep tabanları aynıyken üstleri topluyorduk. Üstler aynı olduğu zaman arada da çarpma olduğunda tabanları ne yapabiliyoruz? Çarpabiliyoruz. O halde üstler aynı, tabanları çarpım biçiminde yazalım. Üzeri x, 2 üzeri y üzeri x eksi y çarpı 2 üzeri y, 3 üzeri x üzeri x eksi y. Ortak üste yazalım. 3 üzeri x, 2 üzeri y çarpı 2 üzeri y, 3 üzeri x üzeri x eksi y. Bakın 2 üzeri y'ler, 3 üzeri x'ler gitti. Ne kaldı? 1 üzeri x eksi y. 1'in hangi değeri olursa olsun üssü ne olacaktır? Her zaman için 1'e eşit olacaktır. O halde sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olacak. X ve Y birbirinden farklı pozitif rasyonel sayılar olmak üzere X üzeri Y eşittir Y üzeri X, X kare eşittir Y küp olduğuna göre X kaçtır? Önce sorumuzu alalım. Şu denklemde her tarafı 3'e bölersem x üzeri 2 bölü 3 eşittir y olacaktır. O halde ben birinci eşitlikte y gördüğüm yere x üzeri 2 bölü 3 yazayım. Yazıyorum x üzeri 2 bölü 3 eşittir. Yine y yerine x üzeri 2 bölü 3 üzeri x yazdım. Şimdi tabanlar nedir? Aynıdır. O halde burada tabanlar aynısı, üstleri birbirine eşitleyebilirim. Ne oldu? X üzeri 2 bölü 3 eşittir 2x bölü 3. Yani 2 bölü 3 ile x'i çarptım, 2x bölü 3. Şimdi şuradaki 3'ten kurtulmak için her tarafın 3. kuvvetini alalım. 3'ten kurtuldum. Ne kaldı? X kare. Burası ne oldu? 2'nin 3. kuvveti 8. X küp bölü 3'ün 3. kuvveti 27. O halde x küp x kare gitti. Ne olacak? 1 eşit 8x bölü 27. O halde buradan x eşit 27 bölü 8 olarak x'in değerini bulmuş olacağız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. 3 üzeri x eşit 25, 5 üzeri y eşit 9 olduğuna göre x çarpı y çarpımı kaçtır? Yine sorumuzu alalım arkadaşlar. Bu tip sorularda hep birbirinin yerine yazarak sonuca ulaşabiliriz.
25, 9 dedik. Şimdi burada 3 üzeri x eşit 5'in karesi yazabilirim. Aynı şekilde 5 üzeri y de eşit 3'ün nesidir? Karesidir. O halde şöyle yapalım. Bunu bölelim. Her tarafı şurada 2'ye. 3 üzeri x bölü 2 eşit 5. O halde 5 yerine ikinci denklemde ne yazabilirim? X 3 üzeri x bölü 2 yazabilirim. Yazalım. 3 üzeri x bölü 2 üzeri y eşit 3'ün karesi. O halde çarparsam ne olacak? 3 üzeri x çarpı y bölü 2 eşit 3'ün karesi. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri eşitlersek, içler dışlar çarpımı yaptığımda x çarpı y eşit 4 olarak buradan sonucu bulmuş oluruz. Demek ki sorumuzun cevabı C şıkkımız olacaktır. 6 üzeri x eşit 8 olduğuna göre 3 üzeri 2x artı 1 bölü 2 üzeri 1 eksi 2x işleminin sonucu kaçtır? Şimdi sorumuzu alalım arkadaşlar. Altı üzeri x eşit 8 dedik. Bölü 1 eksi 3, pardon 2x dedik. Şimdi ben alttaki ifadeyi yukarı alırsam ne olacak? Üstüne eksi olarak çıkaracağım. 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1. Bunu da alalım. Çarpı 2 üzeri eksi 2x çarpı 2 üzeri, pardon, artı 2x üzeri eksi 1. İşaretlerini değiştirdik. Şimdi 2 üzeri 2x, 3 üzeri 2x üstler ortak olduğu için bunları çarpabiliriz. Ne olacak? 3 çarpı 2 üzeri 2x çarpı 3 çarpı 1 bölü 2. Çarptık. 6 üzeri x kare çarpı 3 bölü 2 diyebilirim. Şimdi 6 üzeri x'in değeri nedir? 8'dir. O halde 6 üzeri x yerine ben 8 yazabilirim. Karesi çarpı 3 bölü 2. 8'in karesi 64 çarpı 3 bölü 2. Şunlar sadeleşirse ne kalacak? 32. 32 ile 3'ü çarptık. Sonucu 96 olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun cevabı B şıkkımız olacaktır. Evet arkadaşlar, bugün de dersimizde sizlerle üslü sayıları görmüş olduk. Üslü sayılarla ilgili sadeleştirme yaptık. Üslü sayılarla ilgili denklemlerin ne şekilde çözüleceğini gördük. Burada amaç görmüş olduğunuz gibi hep sayıları tabanları aynı olacak şekilde yazmak. Ondan sonra işleme rahatlıkla devam edilebiliyor. Bir sonraki ünitemizde soru çözümlerimizde görüşmek üzere.